Efendim tanınmış ünlü şef Refika Birgül işte ekranlarda. İsrafa dikkati çekmek için kolları sıvadı ve mahallenin çöp konteynerine girdi. Çöpe atılanları inceledi. Bakın o çöpten neler neler çıktı. İnanılmaz kolay ve efsane lezzet. Çıtır çıtır doyurucu bir sahur dostu. 30 adet köfte. 1 adet halk ekmek. Çöpe giriyoruz. Allah bak bak. Bir kasa bak roka var. Soğanı nasıl atmış görüyor musun? Şu maydanoza bakın arkadaşlar. Bu maydanoz atılacak bir maydanoz mu? İnanabiliyor musunuz? Ünlü şef Refika Birgül çöp konteynerına girdi. İsrafın boyutunu gözler önüne serdi. İnanılmaz ya, inanılmaz gerçekten. Verdiği lezzetli yemek tarifleriyle tanınan Refika Birgül'ü hep mutfakta görmeye alışkındık ancak israfa savaş açtığı soluğu bu kez çöpün içinde aldı. Giyinip çöpün içine girmeye ve gerçekten neler attığımızın detayına bakmaya. Sizin eve giderken ki bizim mahalle Kuzguncu'nun çöpünü göstereyim. İzninizle şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Çöpe giriyorum. Çöpün içine giren ünlü şef gördükleri karşısında şoke oldu. Çöpte yenebilecek çok miktarda sebze ve meyve ve çeşitli gıdalar vardı. Bu ayva yemek mi? Bu bizim ülkemizin ayvayı yediğini gösteren şey aslında. Baksana soğanları, maydanozları nasıl? Çöpün içinden çıkardığı ürünleri poşetlere doldurup evin bahçesinde ayrıştırdı. Burada gıda olan, ağırlıklı da sebze olan çöplerimiz var. En çok israf edilen ürünler taze sebze ve meyveler çıktı. Alınan birçok ürünün çöpe gittiği böyle belgelendi. Yani şurasını alırsın ve bu soğanı kullanabilirsin. Neden bu ananas atılır? Şurası ezildi diye atılırsa evin bereketi kaçar. Kedi, köpek ve kuşların yiyebileceği şeyler hepsi burada duruyor. Ve düşündüren bir görüntü daha çöpten çok sayıda taze taze ekmek de çıktı. Yenmeyecek bir ekmek kesinlikle değil. Mis gibi ekmek görüyor musunuz? Gıda Kurtarma Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de son bir yılda israf edilen gıda miktarı tam 26 milyon ton. Bunun 6,5 tonu domates, israf edilen soğanın değeri ise yaklaşık 14 milyar lira. İnanılmaz ya, inanılmaz gerçekten. Son videosunda da pazardaydı. Orada ki manzara da çöpten çıkan israftan farksızdı. Bir marul standı var ki bir tezgah neredeyse marul yaprağı. Bunların aslında hepsi kullanılabilecek gibi. Buyurun. Bak 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 bak. Bakın. Böyle poşetle koyular çöpü. Burada bir tane havuç var. Şimdi bu havuç aslında güzel bir havuç. Ekilmiş, büyümüş, yetişmiş. Biri oradan alıp değerlendirdiğinde bu havuca da yazık olmuyor. Ünlü şef israfın önüne geçebilmek için yetkililere seslendi. Bütün hani belediyelere de bir hani çağrıda bulunabiliriz. Biraz iyileri toplanıp aşhanelere, çorbahanelere yıklandıktan sonra sağlam gıda olarak yenebilir. Öbür taraftan da hayvanlara.